arasında. Vay maşallah. Bu keskinliğinden mi kaynaklanıyor şimdi? Keskinlikle ilgili, evet. Silahlar ve ateşli silahlar kanunu onunla sana... Bu da bir kamp baltası. Fakat bir de ilave bıçağı var. Dövbeçeli eski alüşüdür. Evet. Sonra biz bunu demir ocağına da ısırarak bu hale getiriyoruz. Şurada ağız kısmına yakında çekersiniz, görürsünüz. Tamamen ezilmiş durumda. Burada moleküller birbirine sıkışmış durumda. Evet. Ayrıca ısı işlemini yapıyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok, kaliteli değil mi? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Bu paslanmaz çelik. Evet. Bunun kıvılcımı az olur. Böyle. Bu? Orada. Dövme çelik, paslanır. Paslanır. Kaliteli çelik yani. Bunlar dövme, paslanır çelik, yüksek kalitelidir. Demirci ocağında kızdırılıp dövülerek. Burada kamyon makasından dövme bıçaklara gün geçtikçe ilgi artmaktadır. Eskiden bu dövme bıçakları mı kullanılıyordu? Günümüzden 60 sene, 70 sene önce yani o zamanlar hep dövme bıçaklar kullanılıyordu. Paslanır bıçaklar kullanılıyordu. Evet. Efendim sonradan paslanmaz çelik çıkınca bunlar biraz önemini kaybetti. Paslanmaz çeliğe yöneldi insanlar. Evet. Bu birinci kitabımı ben yazarken Bursa'da dekoratif bıçak bulamıyordum. Çok arıyordum ama insanlarda yoktu. Derken insanlarda bıçak merakı had safhaya ulaştı günümüzde. Evet. Dövme kılıçlar, hançerler, kamalar, av bıçakları sürekli bir şekilde yapılmakta ve bunlara talep yükselmektedir. Çünkü biz özümüze dönüyoruz. Bizim milli çeliğimiz paslanmış çeliktir. Osmanlı 3 kıtayı paslanır çelikle fethetti. Peki efendim, paslanmaz çelikle paslanır çelik arasında ne fark var? Paslanmayan çeliklerde krom, vanadyum gibi katkı maddeleri var. Bunlar su içmiyor. Yani sulama olayına gelmiyor. Evet. Bu bakımdan kalitesi düşüyor ama. Tabii kesme oranı azalıyor. Evet. Ama paslanır çelikler yüksek vasıflıdır. Bunlar demirci ocağında ısıtılıp defalarca dövüldüğü için moleküller sıkışmakta ve böylelikle daha çok keskinlik elde edilmektedir. Yani dövme bıçaklar tamamen elde mi üretiliyor? Dövme bıçaklar tamamen elde üretiliyor. Fabrikasyon değil yani. Yani işçiliği çok fazla öyle mi? Tabii her şeyle. İlk önce yani demiri döveceksin. Evet. Bugün de çeliği döveceğiz. Çelik sıkıntısı yoktur. Kamyon makasları bilhassa çok tercih ediliyor. Bunlar dövüle dövüle
bıçak, kılıç, kama gibi şekillere getiriliyor. Peki insanlar talep etmeye başladı mı? Evet. Evet. Daha mı keskin olduğu için? Daha çok kesiyor. Uzun ömürlü oluyor. Evet. Bu bakımdan tercih ediliyor. Fakat bunlar da aşırı bir paslanma olmuyor. Fakat bir miktar siyahlanma oluyor. Bunu da önlemek için vatandaş işi bittiğinde herhangi bir yağla, evet, bir damla yağla yağlayıp kaldırıp bir kenara koyuyor. Herhangi bir zararı yok değil mi? Hayır, zararı yok çünkü 10 bin, 15 bin senedir bu paslanmış çelikleri kullanıyoruz. Bugüne kadar da bu bıçaklardan hiç ölen görülmedi yani. Yakın olanlar geliyorlar, kendi özelliğini söylüyor. Bana şu ende, şu boyda, şu özellikte bıçak yap deniliyor. Uzaklarda olanlar da efendim onlar da ebatlarını veriyor, özelliklerini söylüyor. Ve bu şekilde bıçaklar yapılıyor. İsmail Güler'in imal ettiği bıçaklar veyahut da diğer ürünler Kanada'dan Avustralya'ya kadar, Fransa'ya, Almanya'ya her tarafa gönderiliyor, yurt içi de dahil. Halbuki biz eskiden devamlı dışarıdan bıçak ithal eden durumdaydık. Şu anda da ihracat yapar duruma geldik. Peki rağbet var mı efendim bıçakçılığa? Olmaz, var tabii. Yerde el yapımı bıçaklara rağbet var. Evet. Şimdi fabrikasyon zaten mevcut günümüzde. Ama el işi oluyor, daha farklı oluyor. Niye efendim el yapım bıçaklar daha çok rağbet görmeye başladı fabrikasyon oranında? Ya şey, el yapımı zaten Osmanlı zamanında el yapımı olmuş. Hı hı. Olduğuna dolayı tamam el yapımı oluyor çünkü bunun... Bir zaman el yapımı unutulmaya yüz tutmuştu bu fabrikasyon bıçaklar. Şimdi evet, geriye dönüş mü başladı? Şimdi geriye dönüş başladı. Çin malları gelmeye başından beri, evet, artık vatandaş kaliteyi aramaya başladı. Hı hı. Kalite ara başına oldu, geriye dönüş yapıldı. Şu nasıl anda... yapıyorsun efendim siz dövme bıçakları? Sırf çelikten mi yapıyoruz? Diğerlerinin oranında ne gibi fark var arasında dövme bıçakla? Ya dövme bıçak dediğin zaman ise paslanmış çelikten oluyor bu. Evet. Bu demirci ocağında ısıtılıp, hı-hı, dövülüyor. Evet. Yani dövüldüğü zaman monokülün birbirine geçmesi sağlanıyor. Birbirine geçtiği zaman o zaman da bıçak kesimi daha fazla oluyor. Daha mı sağlam, daha tabii, mı keskin oluyor? Daha kesin olur. O yüzden insanlar eski bıçaklara mı rağbet göstermeye, evet, başladı? Evet, evet. Ya işi bilen eski bıçaklar alıyor. Evet, yani kaliteli bıçak paslanır mı efendim? O da paslanmaz. O da paslanmaz var mı dövme bıçağında? Dövme değil, paslanmaz. Çelilmezse dövme bıçağı da var. Öyle fakat mi? Paslanır gibi değil. Şimdi Osmanlı zamanında kılıçlar dahi paslanır çelikten yapılmış. Evet. Şimdi ne kadar efendim fiyatları bu dövme? Daha mı yüksek fiyatları kaliteli olduğu için? 200 liradan başlıyor. Evet. Artık 700-800 liraya kadar gidiyor. Bıçaklar. Evet. Rağbet görüyor mu peki? Evet. Ya biz günde mesela o zaman 5 tane çıkarıyorsak, evet, şu anda 20 tane çıkartıyoruz bunlardan. 20 tane çıkartıyoruz. Tabii. Bir usta kaç tane dövme bıçak yapabilir günde? En fazla 10 tane. 10 tane. O yüzden çok değerli, tabii, değil tabii mi? Tabii, çok değerli o. Komple el işçiliğiyle mi oluyor bu dövme bıçak? Tamamıyla el işçiliği. Fabrikasyon olayı diye bir şey yok.